İyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü etkinliğimize hoş geldiniz. Ve tabii ki öncelikle tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sağlıklı, güzel, başarılı günler diliyorum herkese. Bu etkinliğimizin özel bir ayrıcalığı var. Çünkü ilk defa Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği ile birlikte bu etkinliği düzenliyoruz. Onun için derneğimiz olarak böyle bir girişimde bulunmaktan çok mutluyuz. Umarım daha farklı etkinliklerde yine bir araya gelme şansını da böylece başlatmış olacağız diye düşünüyorum. Bugün çok önemli bir gün tabii. Dünya Kadınlar Günü. Çok değerli bir konuğumuz var bizlerle. Sevgili Mibecel Aktiş. Biraz sonra kendisini detaylı olarak tanıyacağız ve bilimdeki ve kadın olarak tabii ki bilimdeki yerini tartışacağız. Kiminle birlikte moderatörlük yapıyoruz? Sevgili Nihat Sapan, benim için sevgili Nihat abim. Kusura bakmayın Nihat abi diye hitap edeceğim. Çünkü her zaman benim için abi olmuştur ve öyle olacaktır. Nihat abim Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Alerji ve İmmünoloji bölüm dalından. Alerji alanında özellikle çok güzel çalışmaları var. Ama tabii ki hem sevgili Becel'in hem benim bilim dışında da çok iyi arkadaşımız olması, abimiz olması ayrıcalığı da var. Onun için hep birlikte olmaktan, bu Mübeccel ve Nihat abimle birlikte olmaktan aşırı derecede memnunum. Bu toplantıda birlikte olmak bana ayrıca bir zevk veriyor. Ben çok kısa bir sunum hazırladım. Sunumumdan sonra sözü Nihat abime bırakacağım. Daha sonra da sorularımızla sevgili Mübeccel'i dinleyeceğiz. Evet, bugünkü konumuz bilim ve kadın. Kadının tabii her alanda söz sahibi olduğu bir dünyada yaşadığımıza inanıyorum ve inanmak istiyorum. Dünya Kadınlar Günü nereden çıktı diye bakarsak, 1857 yılında başlayan Amerika Birleşik Devletleri'nde tekstil fabrikasında bir grev sonucunda 120 kişinin hayatını kaybetmesiyle ortaya çıkıyor. Ve ülkemizde de ilk kez 1921 yılında Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlanıyor Dünya Kadınlar Günü. Tarih çok eskilere dayanıyor ama biz Türk kadınları çok şanslıyız. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kadın ve erkek arasında tam bir eşitlik olması gerektiğine inanıyordu. Ve 1923 yılında Cumhuriyet'in kuruluşundan kısa bir süre sonra da tüm siyasi ve sosyal haklara kadınların kavuştuğunu biliyoruz Türkiye'de. Avrupa'ya baktığımızda kadınlarda oy kullanma hakkı Fransa'da 1944 yılında, İtalya'da 45, Belçika'da 48. Demin sevgili Mübeccel'le tartıştık, 1971 İsviçre çok daha geç giriyor. Ama Türkiye'de 1930 yılında belediye seçimleri, 34'te de milletvekili seçimleri seçme ve seçilme hakkını elde ediyor kadınlar. Cinsiyete ve yaş grubuna göre nüfus oranlarına baktığımızda farklı yaşlarda kadın erkek dağılımının hemen hemen aynı olduğunu görüyorsunuz. Yaşlandıkça biraz daha kadınlardaki yüzde oranı artıyor. Ama genel olarak bakıldığında kadın erkek oranı hemen hemen aynı. Ama bunların yüksek eğitim oranlarına baktığımızda gördüğünüz gibi ne yazık ki hala kadınların erkeklerdeki eğitim oranı yarı yarıya olduğunu görüyoruz. Ama sevindirici sonuçlar var. Cinsiyete göre en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların oranı 2008'den 2019'a kadar yapılan çalışmada gördüğünüz gibi kadınlarda lineer olarak bir artış var. Bu da sevindirici ve güzel. Ve bu meslek dağılımına baktığımızda ise kadınların sanat alanında sosyal bilim, tıp ve işçi olarak çalıştıklarını görüyorsunuz ve ilginç olarak tıp alanında kadınların daha fazla sayıda olduğunu erkeklerden görüyoruz. Akademik kadroya baktığımızda da gene sevindirici. Yine biraz evvel konuştuk. Avrupa'da sayılar bu kadar yüksek değil. Sevgili Mübeccel bize bunu aktaracak. Türkiye'de kadınların akademik kadrolarda da söz sahibi olduğunu bugün görüyoruz.
Ve yine rektör, rektör yardımcısı, dekan, dekan yardımcısı gibi derecelere baktığımızda dekan yardımcısı ve ana bilim dalı başkanlıklarında kadınların daha fazla söz sahibi olduğunu bu seviyelere kadar geldiklerinde görmek sevindirici. Tabii ben bir immünolog olarak acaba immünoloji açısından kadınlar nasıl diye baktığımda İstanbul Üniversitesi datasında kadınlar hem yüksek lisansta hem de doktorada gördüğünüz gibi hakim olduğunu görüyoruz. Alerji immünolojide de eminim gene kadınların daha fazla olduğunu biliyorum. Tam sayı olarak veremiyorum ama tabii ki bu bilim dalına göre farklılık gösteriyor. Bir cerrahi ana bilim dalına baktığınızda ise ne yazık ki erkeklerin egemen olduğunu, daha yoğun olduğunu görüyoruz. Bunu da bugün bir gazete ilanından buldum. İstihdamdaki her 100 kişiden 32,5 kadın olduğu görülüyor. %32,5. Gerisi erkek. 3 yaşın altında çocuğu olan ailelere bakıldığında kadınların görüyorsunuz %26,7, çok düşük. İlkokul bitirmeme oranı ise kadınlarda gene yüksek, erkeklere göre %14,3 olduğu gösterilmiş. Cinsiyete göre eğitim seviyesine bakılmış her 100 ailede %40,4'ü erkekler daha eğitimli, 15,1 kadınlarda daha eğitimli, 42,9 eğitim seviyeleri aynı, 1,6'sı da bilinmiyor. Yani sayılar tabii ki artıyor ama yine de çok hızlı artmıyor. Ama tabii ki kadının toplumdaki konumu giderek gelişiyor. Giderek daha fazla kadın sosyal hayatın farklı alanlarında başarılı olmakta. Özellikle de eğitim, sağlık ve iş dünyasında kadınların söz sahibi olduğunu bugün görüyoruz. Ve bugün artık kadınların tarlada, toprakta gördüğümüz gibi bir fiil çalıştığını, farklı sanat alanlarında ve farklı mesleklerde rol aldığını biliyoruz. Bunun yanında politikada da söz sahibi olduklarını ve çok çok başarılı iş kadınlarının da olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu da çok ilgimi çektiği için sizlerle paylaşmak istedim. Paris'in ilk kadın belediye başkanı olan Anne Hidalgo, Fransa'nın başkenti Paris'te belediyeye cinsiyet eşitliliği yasalarını kadınlar lehine ihlal ettiği için 90 bin euro para cezasına çarptırılmış. Ama bunun için hiç üzülmemiş. Kendisi ceza aldığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Belediye yönetimi bir anda çok feminist oldu diye gazete röportajları vermiş. Çok ilginç geldi. Çok da güzel bir röportaj olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak baktığımızda tabii ki Kadınlar Günü ayrımcılığı belki biz kadınların çok istemediği bir şey ama yaşadığımız Türkiye toplumunda ya da dünyada da tabii ki bu aynı şey geçerli. Farkındalık günü olarak kabul edilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta dünyada yaşayan tüm insanlar, erkek, kadın, hepsi bu sorunların kadınların yaşadığı sorunların bir parçası olması gerektiğini düşünüyorum. Eşit şansa sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum. Hoşgörü ve saygı tabii ki çok önemli bunun yürütülmesi için. Kadınların duygularının farklı yönlere yönelebileceği konusunda düşünceler var. Ama kadınsal duygular bazen yanlış yola yönlendirse de duyguların yine de önemli olduğunu düşünüyorum. Fatih ile Didem ne diyeceksiniz? Bunların da kısa bir hikayesini sizinle paylaşmak istedim. Sevgili Didem tinerci saldırısına uğruyor tam evlenmek üzereyken. Fatih arkadaşımız Didem'i 15 sene bekliyor ve 15 sene sonra evleniyorlar. Anca yaşadığı olaydan kurtulup sağlığına kavuşabiliyor çünkü Didem. Ve 6 senedir evliler, çok da mutlular. Şiddete uğrayan bir sürü kadın olmasına karşılık sevgili Fatih gibi bu olaylara hassasiyet gösteren güzel insanların da olduğunu söylemek istedim sizlere. Ve kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyorum. Tabii ki bütün bu şeylerin başında, her şeyin başında olduğu gibi eğitim, eğitim, eğitim geliyor. Kadınlarımızı eğitelim ki onlar zaten çocuklarını eğitecekler. Bunu unutmamamız gerekiyor.
Bu resmi bugün çok paylaşıldı ama ben de paylaşılmadan önce slaytlarıma bunu koymuştum, çok beğendim. Tabii ki paylaşan tüm arkadaşlarım gibi. Hindistan'ın Thrissur şehrinde 9. sınıf öğrencisi yapmış bunu. Babası annesinden bahsederken sürekli olarak annesine çalışmıyor, sadece ev kadını diye hitap ediyormuş ve çocuk buna çok üzüldüğü için annesinin de boş durmadığını kanıtlamak için bu resmi çizmiş ve öğretmenine göstermiş. Öğretmeni de daha sonra bunu valiliğe göndermiş ve resim Hindistan'ın 2020-21 cinsiyet bütçesinin kapak resmi olarak seçildi. Çok güzel bir resim gördüğünüz gibi. Sonuçta hakikaten kadınların işi ne evde ne dışarıda bitmiyor. Ve biz inanıyoruz ki bu dünyayı kadınlar ve çocuklar kurtaracak. Atatürk'ün bununla ilgili çok güzel sözleri var. Bunları sizlerle paylaşıyorum. Sadece okumayacağım. Sizler de çok daha iyi biliyorsunuz. Ve ben sözü şimdilik sevgili Nihat abime bırakıyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir giriş yaptın Yunur. Sevgili Barbaros İmmünoloji Derneği Başkanı beni arayıp da Nihat abi böyle bir toplantı yapmak istiyoruz. Mübeccel Hoca'yı ağırlayacağız. Yunur'la birlikte oturup sunar mısın dediğinde o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Sonra biraz bu Dünya Kadınlar Günü'ne taşındı. O da çok anlamlı oldu. Dünya Kadınlar Günü hakikaten çok önemli bir gün. Burada Gündür'le konuştuğumuz bir konuyu hemen vurgulamak istiyorum. Dünya Kadınlar Günü tabii başladı, devam ediyor. Bizim kadınlarımız dünyaya göre erken bazı haklar kazandılar. Belki yetersiz ama şu anda nispeten eskiye göre daha iyi durumdayız. Bilimde öne çıkıyorlar gerçekten. Biz de bu sabah toplantıda Dünya Kadınlar Günü'nü andık, arkadaşlarımızla konuştuk, vurguladık. Biz saydığımızda bizim asistanlarımızın %80'i kız. Çocuk hastalıkları asistanlarının %80'i kız. Aa, ne kadar güzel bir şey. Ben şunu hemen vurgulayayım. Profesör Doktor Gündür Deniz, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü'nün ilk kadın müdürü. Onu hemen vurgulayayım. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Müpecele gelince İsviçre'de, SIAP'ta, İsviçre Alerji ve Astım Enstitüsü'nde görev yapıyor. Bir bilim kadını, bizim çok sevdiğimiz, çok değerli, çok değer verdiğimiz, yüzü hep gülen, mutluluk içinde olduğunu gösteren bir insan. Her zaman pozitif enerji veren bir yapısı var. Ve dünyada en çok tanınan bilim kadınlarından biri. Pek çok yabancıdan öne geçtiğini hemen söyleyebilirim. Bizim yüz akımız, gururumuz, onunla gurur duyuyoruz. Uludağ Üniversitesi'nden başlayan tıp bilimi hayatı sonrasında İsviçre'ye taşındı. Aslında bugünün öznesi Mübeccel. O yüzden Dünya Kadınlar Günü'nü şimdi birazcık ikinci plana atıp Mübeceli dinlemek istiyorum ben. Bize Mübeceli tanıtır mısınız? Nihat abicim, Günürcüm çok çok mutlu oldum gerçekten. Aslına bakarsanız böyle yüz yüze toplantıları tabii ki daha çok tercih ediyoruz. Hele ben insanların gözünün içine bakmayı seviyorum doğrusu. Onun için de bunun yüz yüz olmasını çok isterdim. Biraz da böyle çekiniktim bu tür toplantılara. Dediğim gibi insana dokunamıyorsunuz diye düşünüyordum ama bunu elimizden geldiği kadar canlı hale getireceğiz hep birlikte. Bu davet bana Türk İmmünoloji Derneği ve Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği tarafından yapıldı. Ben özellikle Barbaros'a, Günür'e, Nihat abiye, Türkiye Ulusal Alerji Klinik İmmünoloji Derneği'nden de özellikle Bülent Şekerel ve Özge Soyer'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü ikisi de gerçekten bu toplantının iki dernek aracılığıyla olmasını çok arzu ettiler. Ben hemen isterseniz bir iki slaytla aslında kendime hatırlatma olarak yaptım bu slaytları. Size
Benim İsviçre'ye olan yolculuğumu anlatayım. Tabii ki sondan başlıyorum, öyle değil. Başa geçeceğiz şimdi. Nazavin de dediği gibi ben Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezunum. Mezun olduktan sonra mecbur hizmete gittik, geldik. O arada Berem Savaş Dispanseri'nde çalıştım. Ondan sonra da hep Bursalılar bilir, Merinos Fabrikası'nın halk sağlığı hekimi olarak çalıştım. Fakat bu işler olurken Cezmi'nin Basel'daki bir firmadan, Sibagelgi'den teklif gelmesiyle böyle küçük bir yolculuk yaptık önce buraya. Daha sonra da asıl teklif Siyah'tan geldi ve biz buraya 2 yıllık gelmiştik. Yani burada kalmak gibi bir amacımız da yoktu. Çünkü ikimiz de ailesine, arkadaşlarına çok düşkün insanlardık diyeyim. Fakat geldikten 6 ay sonra bizim burada kalmamızın uzayacağı belli oldu. Ben zaten gelmeden önce farmakolojide doktora yapmak istiyordum. Orada olamayınca burada yapabilir miyim diye düşündük ve yine Zürih Üniversitesi Siyah'ta yaptım immünoloji doktorasını. İstanbul Üniversitesi ile birlikte. Daha sonra yine aynı bölümde grup başkanı oldum. Önceleri dermatoloji çalışıyordum. Daha sonra hepiniz biliyorsunuz tolerans mekanizmaları üzerine çalıştım. 2005 yılında venereolojen oldum. Buraya özgü çok geleneksel bir unvan, akademik kariyere başlıyorsanız eğer. Ondan sonra da yine aynı üniversitede titüler profesör olarak şimdiye kadar devam ettim. Bu proje bazında Avrupa Birliği projeleri aldık kendi bölümümle birlikte. Bunun dışında her zaman hani hep soruyorlar biliminizi nasıl finanse ediyorsunuz diye. Bizim finanse etmek için bir iki tane kaynağımız var. Biri Avrupa Birliği projeleri, diğeri de sürekli proje yazdığımız İsviçre'nin Bilim Akademisi'ne yazıyoruz. Sizin de TÜBİTAK'a yazdığınız gibi. Bedava ve pratikte projelerimiz bitti. Şu anda CURE dediğimiz bir Avrupa projesinde yine devam ediyoruz. Bunun dışında bir takım Sean Parker'da mesela Advisory Board'undayız. Leo Foundation Advisory Board'unda bu tür hizmetler de veriyoruz. Editorial dediğimiz dergilerin boardlarında yer alıyorum. Hakemli dergiler, özellikle hakemlik yapıyorum. Bunları geçmek istiyorum. Çünkü zaten yayınları PubMed'de görüyorsunuz onları. Bunların tabii bu yayınların değil, hiçbirisi benim adımın altında çıksa da sadece benim çalışmam değil. Bunlar bir grup çalışması. Kendi grubum, kolaborasyon yaptığımız, birlikte çalıştığımız gruplarla birlikte yaptığımız çalışmalar. Tabii ki bunların sitasyon alması çok bizi sevindiriyor. Yaptığımız şeylerin gerçekliğini ortaya koyuyor. Ödüllere gelince en son aldığım 2 ödül beni çok mutlu etti. Bir tanesi Avrupa Akademisi'nin verdiği Polerlich araştırma ödülüydü. Diğeri de kanton tarafından verilen, hem Cezmi'ye hem bana verildi bu aile olarak. Siyaf'ta çalışarak ve Siyaf'ı getirdiğimiz yerden dolayı kantona yaptığımız katkılardan dolayı bir onur verici bir ödül verdiler. Tabii bu sene pandemi olduğu için bu ödülden resmimiz bile çok az. Herkes çok sınırlı sayıda kişi davet edilmişti. Ama bunlar tabii sevindirici şeyler. Bir de bilim olarak ne yapmıştım ben? Onu da çok böyle kısacık yaptığımız, yayınladığımız çalışmalarla birlikte şurada bir kartonla hemen anlatmak istiyorum. Siz benim bu özet kartonumu çok iyi biliyorsunuz. Tolerans mekanizmalarının nasıl olduğunu açıkladık. Regülatör T hücrelerinin sayılarının arttığını, bu hücrelerin birçok baskılayıcı molekül kullandığını, B hücresine yardım ettiğini, ondan sonra da yine efektör hücreleri gene bu sitokinlerle baskıladığını, yeni yeni B hücre alt grupları olabileceğini, yani regülatör B hücreleri ya da anjiyojenezisi indikleyen B hücrelerinin de olduğunu anlattık. B hücre hikayesi bizim çok enteresan. Biliyorsunuz ben T hücresiyle başladım. Regülatör T hücreleriyle çalıştık. Hatta Günnur'la birlikte regülatör fonksiyonu olan NK hücrelerinde çalıştık. Ama bizim kızımız T hücresinden o kadar çok nefret ediyordu ki
daha küçükken yemek masasında tecrübelerinden bahsetmeyi bırakın, biraz da benden konuşun diye itirazları oluyordu hep. Sonra Deniz'in lise çalışmasında, bitirme çalışmasında ben T hücresi çalışmayacağım dedi. Başka hücreler de var, ben B hücresi çalışacağım diye geldi bize. Biz de dedi ki bak biz B hücresi çalışmıyoruz dedik. Sen ne yapmak istiyorsan tek başına yapacaksın bunu dedik. Ve o zaman ilk defa Deniz antijene spesifik B hücresi boyadı. Yani benim B hücresiyle ilgili hikaye biraz Deniz'le başlıyor. Ondan sonra da Deniz biliyorsunuz bu projesiyle en iyi lise çalışmasını kazanıp ödül olarak İsveç'e, Stockholm'e o yılın Nobel ödüllerini izleme hakkı elde etmişti. Bu da tabii anne olarak bizi, anne ve baba olarak bizi çok gururlandırdığı için söylemeden geçemeyeceğim. Kendi başarımdan daha mutlu olmuştum çünkü bunu duymakla. Burada size hiçbir şey göstermek istemiyorum. Burada size aslında göstermek istediğim bütün bu yolculuk boyunca arkadaşlarınız, aileniz hep çok önemli. Yani özel yaşamınızı da bununla birlikte götürün diye bunları göstermek istiyorum. Bu benim üniversite yıllarımdan bir resim. Bu arkadaşlarımızla hala görüşüyoruz. Böyle bir grubumuz var. Bunlar da değişik kongrelerde bir araya geldiğimiz arkadaşlarımız. Bu bizim SİAP'taki grup başkanları. Yine İstanbul'da düzenlediğimiz Avrupa Kongresi'nin konuşmacı yemeğiydi bu. Bu ekip çok enteresan. Judith benim ilk teknisyenim. Florina da ilk PhD öğrencimdi. Hala bizi görmeye geliyorlar. Maya da Cezmin'in PhD öğrencisiydi. Her kış 2-3 gün bizi görmeye geliyorlar. Bu da sevgili eşim ve benim ikinci mentorum aslında Cezmin. Birincisi Kurt Blazer'dı. Her ikisine de çok şey borçluyum. Özellikle Cezmin bana laboratuvarda ne biliyorsa öğrettiği için. Evet, aile dedim. Aileniz çok önemli. Kariyer uğruna onu erteleyin, bunu erteleyin demeyin. Çünkü yaşam sizi hiç beklemiyor. Ve hepimizin biyolojik bir saati var. O yüzden evlenmeniz gerekiyor. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız olun. Hiçbir şeyi ertelemeyin. Özellikle kız arkadaşlarınızı hiç unutmayın. Onlarla bol bol seyahate çıkın. Vaktiniz el verdiğince. Evet, burada da bizim sevgili kızımız geçen sene evlendirdik. 12 kişiyle falan bir düğün oldu. Kısmetse bu sene büyük bir düğün yapmayı planlıyoruz. Deniz şu anda dahiliye uzmanı. Onun üzerine kardiyoloji ihtisası yapıyor. Lukas da eşi. O da dahiliye ihtisasını yaptı. Üzerine de nefroloji ihtisası yapıyor. Evet, benim grubum, onu tabii ki bütün çalışmaları sadece bu kişiler değil, başından beri hepsini koymak isterdim ama resimlerini bulmak zor oldu. O yüzden en son halinden biraz öncesini tamamlayayım dedim size. Evet, Villan benim PhD öğrencimdi. Daha sonra kendi grubunu kurdu. Bizimle birlikte SİAF'ta kaldı. Oliver yeni bitirdi PhD'sini, onu Stanford'a gönderdik. Kirsten PhD'sini bitirmek üzere. Tadeş'le çok güzel yayınlar yaptık. Bize Tayland'dan katıldı. Patrapon yine Tayland'dan benim postdokum. David benim teknisyenim. Leçin'i biliyorsunuz bizimle 2 yıl çalıştı. Çok güzel araştırmalar yaptık birlikte. Şimdi makalelerini yazmakla meşgul. Ma bizim Çin'le yaptığımız kolaborasyon dolayısıyla, Pekin'le yaptığımız, Tongren Üniversitesi'yle yaptığımız kolaborasyon sebebiyle bizimle 1,5 yıldan fazla birlikte oldu. Onu da geri göndereceğiz. O da çok güzel çalışmalar yaptı. İşte efendim benim PhD öğrencim, muhtemelen de en son PhD öğrencim olacak. Bu da bizim yeni binamız. Biliyorsunuz bu güzel binada birlikte çalışıyoruz. Anya'yı söylemeden geçmeyeceğim. Anya benim PhD öğrencimdi. Fakat daha sonra o kadar güzel bir artistik yeteneği vardı ki Cezmi onu Journal'ın artistik editörlüğüne aldı. Evet, şimdilik grup böyle. Ben soru ve cevaplarınızı bekliyorum. Sohbete başlayabiliriz herhalde. Evet, başlayabiliriz. Ben şimdi sana bir günün nasıl geçiyor diye soracağım. Sabah kaçta kalkarsınız? Ne zaman gidersiniz? Kahvaltı yapar mısınız? Kahve mi içersiniz? Sonra bir de Cezmi'yi soracağım. Cezmi yaşamı birlikte paylaşıyorsunuz. Cezmi nasıl birisidir? Ben Cezmi'yi çok çok severim ama bilmiyorum iş yerindeki durumu neden? Sana soracağım. Kolaylaştırıcı mı? Nasıl bir eş? Kolaylaştırıcı mı? Yoksa titiz mi? Yorucu mu?
Ne zaman? Evet. Başlamadan ekranını stop edebilir misin? Tabii hemen. Teşekkürler. Evet. Evet. Zor soru sordum. Zor soru sordunuz. Bir dakika ben hemen galiba. Tamam. Evet. Sanıyorum beni şimdi görüyorsunuz değil mi? Evet görüyoruz. Çok güzel. Tamam. Biz normalde saat 7 gibi kalkarız. Evet. Nihat abi çok fazla kahvaltı etmeyi sevmiyoruz. Daha önceden de gelen bir şey bu. Ama kahvelerimiz hep Cezmi yapar ben hazırlanırken. Aşağı önce kim indiyse biliyorsunuz bizim kedilerimiz var. Kedileri besler. Ondan sonra da yavaş yavaş önce e-mailleri daha evde kontrol etmeye başlarız ve günümüzü planlarız, ne işimiz var. Zaten takvimlerde her şey işaretli olduğu için o günün nasıl geçeceğini sabahtan biliriz. Genelde salı günleri bizim journal club'larımız ve progress report'larımız olur. Yani herkes ne aşama kaydettiğini projesinde anlatır. Pazartesi günü benim öğrencilerimle buluşma günüm. Sırayla hepsi gelirler, teknisyenim, öğrencilerim gelir. Onun dışında mutlaka kendi grubumuzun toplantıları olur. Laboratuvarda bir şey bakacaksak mutlaka laboratuvarda özellikle bu ara tecrübe deneylerine başladık. Tecrübeyle çalışan kimse kalmadığı için ben tekrar laboratuvara geri döndüm. Beraber tecrübe besliyoruz. Antijen spesifik tecrübe üretiyoruz falan. Onun dışında 6-6.30'a kadar işteyiz. Bizim öğleyin biliyorsunuz yemek çıkmadığı için enstitüde herkes kendi yemeğini ya kendi yapar ya da kendi yanında getirir. Biz de evimiz çok yakın olduğu için 2 saatlik öğle yemeği molasında eve gidiyoruz. Evet yani ondan sonra da 6.30-7'ye kadar çalışıyoruz. Akşamları genelde bir şey izlemeye çalışıyoruz. Yani güzel bir film ya da güzel bir konser, dizi varsa tabi bu pandemi sırasında ona tabi merak sağlık hepimiz değişik evet. Kafayı dağıtmak için değişik şeyler seyretmeyi seviyoruz doğrusu. Yani akşam çok az yemek yiyoruz. Akşam yemeğimiz hemen hemen yok denilebilecek kadar. Çünkü Cezmi çerez yemeği seviyor. Ya çerez ya akşam yemeği deyince akşam yemeğinden feragat ettiği için çerezle idare ediyoruz ya da bir çorba. Ama biz öğlen yemeğimizi düzgün yiyoruz. Evet. Cezmi nasıl bir patron? Evet Cezmi. aslında bakarsanız tabii ki evli olarak aynı yerde çalışmanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da oluyor. Ama biz gerçekten üniversitenin dışında olduğumuz için kendimize ait bir enstitüde çalıştığımız için genelde son derece yardımcıdır. Sadece bana karşı değil, bütün diğer bölüm başkanlarına karşı da hem destekleyicidir, hem zorlayıcı olduğu taraflarda olur. Yani çünkü biz bir enstitüyüz, biz bilim enstitüyüz. Yaptığımız araştırmaları yazıp yayınlamamız lazım. Bizim geleceğimiz ve kendimizi parasal olarak desteklememiz, yeni projelerin kabulü hep yeni çalışmaların yayınlanmasıyla alakalı olduğu için Cezmi'yi en mutsuz eden şey çalışmaların yayınlanmamasıdır. O yüzden o konuda evet. Zorlayıcı olabilir. Ama dediğim gibi biz eş olmaktan önce arkadaş olduğumuz için bir de yıllar çok içerisinde güzel. Zaten birbirinize göre o kadar güzel yoruluyorsunuz. Çok güzel. Almak istediğim cevapları aldım. Çok örnek bir çift olarak. Çok harika. Bir soru daha soracağım. Sonra Günür'e bırakacağım. Bir de ben şunu görüyorum sizde, ikinizde de. Çevrenizde o kadar çok genç var ki onları topluyorsunuz. Hani çiçeğin üzerine koşan arılar gibisiniz. Bilim tabii burada en önemli yön bilim ve onları o kadar güzel motive ediyorsunuz ki o gençleri. Yani bunları nasıl başarıyorsunuz demeyeceğim. Şöyle soracağım sadece. Bilime yönelmek isteyen, bilim yapmak isteyen gençlere neler söylersin? Evet, bilim yapmak isteyen gençlere. Gerçekten Şevkar, bilim yapmak Nihat abi, bilim yapmak istemek lazım diyeceğim önce. Çünkü bizde biliyorsunuz yayınlar kariyerin geçtiği basamaklar olarak görülmeye başlandı.
aman doçent olacağım, şu kadar yayına ihtiyacım var. Bu bilim yapmak değil, bu aksine parayı boşa harcamak bence. Yani tabii ki bu olacak olan arkadaşlarla alakalı bir şey değil. Bu üniversitelerin geldiği durumla alakalı bir şey. Tabii ki ilk başta bu yayınlar istendiğinde bu derece polikliniklerde hasta yüküyle uğraşması ya da ne bileyim gün içerisinde bin parçaya bölünmesi gerekmemesi gerekiyordu tıp doktorlarının, ama gün içerisinde o kadar çok şeye bölünüyorlar ki gerçekten yayın yapacak vakit olmuyor. Bunları da hesaba katmak lazım diye düşünüyorum, ama bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Biz aynı şeyi Deniz'de de görüyoruz. Üniversite hastaneleri bile yavaş yavaş bilimden uzaklaşıp para nereden geliyor? Biz poliklinikten nasıl daha çok para kazanabiliriz? Buralara odaklanmaya başladılar ki bu tabii ki istenen şey bu değil. Ha, bilim yapmak isteyenler bizde genelde böyle doktorlara daha çok doktorların yapması bekleniyor, ama buralarda daha çok biyologlar, kimyacılar. Zaten de biliyorsunuz en başta ben burada PhD yaptığım zaman title'ımı İsviçre'den alamıyordum. Çünkü tıp doktorlarının burada PhD yapması yasaktı. O yüzden biz İstanbul Üniversitesi ile ortaklaşa yapmıştık bu işi. Ama sonradan bunu kaldırdılar ve her doktorun PhD de yapması gerekiyor diye bir şey getirdiler. Bu 20 yıl içerisinde böyle bir değişiklik oluştu burada da. Bu da doğru bir şey değil. Yani İsviçre de aynı şeyin acısını yaşayacak. Çünkü bilim yapmak isteyen kişi bilim yapmalı ve buna kendini adamalı. Ne yapmaları gerekiyor? Bir kere çok sevecekleri bir dal seçmeleri lazım. Ne bileyim, tümör immünolojisi mi yapacak ya da ne, yani ne yapmaktan hoşlanıyorlarsa önce onu seçecekler ki karşılaştıkları zorluklarla hemen vazgeçmeyecekler. Aa, ben bunu yapmayı seviyorum diyebilecek olsunlar. Bunun dışında Türkiye'de bilim yapmak çok kolay değil. Bilim çok pahalı şu anda. Bize gelen arkadaşlardan biliyorum. Biliyorsunuz biz hala da aynı şekilde desteklemeye çalışıyoruz. İşte bize gelsinler 5-6 ay, 1-2 sene bizimle çalışsınlar. Projelerinde ilerleme kaydetsinler. Bunların hepsi çok önemli. Tabii Türkiye'ye antikor götürdüğümüz çok olmuştur. Plastik materyal bile götürdüğümüz olmuştur, ama taşımasıyla değirmen dönmüyor tabii ki. Bunları bizim kendimizin üretmesi lazım. Yani dışarıdan biz bunları ısmarlıyoruz. Biz bu antikorlar geliyor nasıl olsa diye bir şey yok. Yani bu antikorları biz de üretebiliriz. Ne diye gümrüklerde bekliyor günlerce bu antikorlar? Elinize geçtiği zaman çalışıp çalışmadığından bile emin olamıyorsunuz. Yani ben bunun içinde olduğum için, Günnur'la bu konuda da çok konuştuğumuz için, bilim Türkiye'de çok zor. Bunu önce göze alıp, hani gençlerin de gözünü korkutmak istemiyorum, ama dediğim gibi eğer bilim yapmak istiyorlarsa bir yolunu bulacaklardır. Mutlaka yardım etmeye hazırız her zaman için. Biz olmasak başkalarını bulacaklardır. Mutlaka yani bir zor bir zamandan geçiliyor. Bunu atlatacağız biz hep beraber diye düşünüyorum. Evet, evet, evet. Peki ben bunun akabinde hemen bir şey soracağım. Türkiye'de bilim zor diyoruz. Gerçekten de zorlanıyoruz da. Avrupa'da zorluklar yok mu hiç? Yani istek olunca, çalışınca başarılı oluyoruz. Avrupa'da hiçbir zorlukla karşılaşılmıyor mu diye sormak istedim. Avrupa'da zorlukla karşılaşılmıyor mu? Tabii ki karşılaşılıyor Günürcüm. Çünkü bilimi destekleyen proje veren firmalar ya da ne bileyim işte TÜBİTAK gibi dernekler, Swiss National Foundation mesela bizim en büyük proje aldığımız derneklerden biri. Tabii ki burada da herhangi bir ekonomik sıkıntıda ilk kestikleri şey bu ödenekler oluyor. Aynı Türkiye'deki gibi küçülüyorsunuz, ne bileyim bazı aletleri almıyorsunuz. Üniversitelerde tabii bu daha kolay ama bizim gibi ayrı enstitülerde o aletleri almanız lazım gerçekten. Bu tür sıkıntılar tabii ki her ülkede var. Yani ben İsviçre olarak konuşuyorum ki biz bu sıkıntıları daha az yaşıyoruz. Ama bunun dışında ne bileyim İspanya, İtalya'ya baktığınızda Türkiye'den çok da farklı olduklarını sanmıyorum doğrusu. Evet.
Peki, gelen sorular var. Onlara ilk önce sormak istiyorum. İlk soru sevgili Sinem'den gelmiş. Mübeccel Hocam ve Gülnur Hocam, bana da sorulmuş. Akademik dünyada kadın olarak yaşadığınız zorluklardan ve nasıl baş ettiğinizden bahsedebilir misiniz? Mübeccel'cim, sözü sana vereyim önce. Önce ben Sonra ben söyleyeyim. akademik dünyadaki zorluklar. Evet, yani şöyle bir örnek vereyim. Ben İsviçre Zürich Üniversitesi'nde parlamentoda, yani profesörlerin yer aldığı üniversite parlamentosundaki kadın profesör oranı %10-12 arasında değişiyor. Yani Günür mesela bize şeyi gösterdi, işte doktora yapan, tıpta okuyan kızların sayısı ya da kadınların sayısı artmış diye. Burada da aynı şekilde. Yani doktora yapan kadınların sayısı artmış, tıp fakültesine giren kadınların sayısı artmış. Fakat sorun o değil. Sorun daha ileriki basamaklara, gerçekten kariyere geldiğimizde doçent, profesör, bunlara baktığımızda ya da ne bileyim bölüm başkanları ya da enstitü direktörleri, bunlara baktığımızda burada da bu sayılar çok çok az. Hatta burası oldukça kötü diyebilirim. Yani Türkiye'de en azından klinik altı branşlarda bu branşlara bayanların eğilimi daha fazla oluyor ve buralarda ilerlemeleri de daha kolay oluyor cerrahi branşlar olmadıkça diye düşünüyorum. Ama kuzey ülkelerinin dışında Merkez Avrupa'da ciddi bir kadın akademik kariyerdeki kadın sayısında sorun var. Peki, Sinem Sorularım bana da yok. sormuş. Şöyle, ben kendi açımdan kendimi hep şanslı hissetmişimdir, bilirsin. Elime geçen fırsatları iyi kullandığımı, doğru yerde doğru zamanda bulunduğumu ve sonuçların da olumlu olduğunu düşünüyorum hep. O açıdan da çok fazla zorluk yaşamadığımı söylüyorum. Tabii ki yaşadıklarım oldu. Bunları Sinem'le sonra özel paylaşırım. Ama genel olarak baktığımda gerçekten buna inanıyorum. Ben de işimi çok severek yaptım ömrüm boyunca. İstemek birinci basamak, severek yapmak ikinci basamak. Şanslı olunca herhalde akademik kariyerde belli bir yere geliyorsunuz. Bunu örnek olarak verebilirim, söyleyebilirim kendi tecrübelerimden. Ben bir soru daha sorup sonra Nihat abime bırakacağım. Bülent Tandoğan, Bülent Tandoğan hep bolca soru soruyor bize webinarlarımızda. İlk sorusunu soruyorum. Jennifer Doudna ve Emmanuel Carpenter Nobel ödülü aldı. Evet, son dönem Nobel ödülü alan iki bilim kadınları. Türk bilim kadınları Nobel yolunda neler yapmalı diyor. Çok iddialı bir soru oldu. Çok iddialı bir soru olmuş. Evet. Yani Türk bilim kadınları Nobel yolunda ne yapmalı? Biliyorsunuz Nobel, yani bilim yaparken ben bunu yaparak Nobel alacağım diye Yok. başlamıyorsunuz bilim yapmaya. Zaten Nobel çalışmalarının birçoğu, ben Zinkernagel'ı çok yakından tanıdığım için söyleyeyim, Rolf Zinkernagel'ı, Nobel aldığı çalışması öyle çok yüksek bir dergide yayınlanmamış. Hatta yayınlarken de bayağı zorluk çekmiş. Yani bunu bilemiyorsunuz. Ya bulduğunuz şeyin ne kadar önemli olabileceği, bu zaten o anda yaptığınız çalışmayla alakalı değil. Ondan sonra o çalışma nasıl gelişecek? Gerçekten toll-like reseptörler de Nobel ödülü aldı. Bir sürü şey Nobel ödülü aldı ama bunların ilk yayınlandığı ilk yılda Nobel ödülü alacağı ortaya çıkmıyor biliyorsunuz. 15-20 yıl sonra veriliyor bu ödüller. O yüzden de yani Türk kadınları değil sadece, bence bütün bilim insanlarının tabii ki severek çalışınca ve çok da böyle projenizi kalıplar içerisinde çalışmazsanız Nobel ödülü alınabilir, ama Nobel ödülü alacağım diye bilim yaptığını sanmıyorum hiç kimsenin. Evet. Peki Nihat abicim, siz devam etmek ister misiniz Edeyim. sorulara? Edeyim. Burada ben bir şey söyleyeyim. Evet, Buyurun. çok çok güzel bir cevap verdi Mübeccel. Şimdi aslında bak, Türk Mineraloji Derneği'nin başkanı Barbaros. Önceki derneğin başkanı Günnur. Türkiye'de çalışan iki arkadaş.
biri Bursa'da, biri İstanbul'da. Bu arkadaş, bu ve bunun gibi arkadaşların Türkiye'de çok var. Değer verip bir bütçe verirseniz, hem de iyi bir bütçe verirseniz ellerine, çalışmalar birbirini kovalar. Sonunda bir yer gelir ki böyle pıtır 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 suyun kaynaması gibi Nobel ödülleri bir, hatta birden fazla gelir, bir yerlerden gelir. Ama ısrarla bunu kovalamak lazım, bütçeyi kesmemek lazım, desteklemek lazım. Bu son derece önemli. Yani o zaman kendi aşımızda kolayca kendimiz yaparız. Kendi bilimimizi kendimiz üretiriz, dünyada yayınlarız. Ama bu böyle anlık, ben bugün başlayayım, 3 sene sonra Nobel alacağım diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çok güzel, çok güzel anlattın. Ne diyeceğiz? Sağ ol. Bülent Tandoğan, T hücresi ile ilgili merak ettiğim birkaç soru var. SARS-CoV-2 T hücre fonksiyonlarını nasıl etkiliyor? T hücresi içinde replike oluyor mu? Demiş. Ben bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunmak istemiyorum. Çünkü gerçekten SARS-CoV ile ilgili o kadar çok yayın var ki. Ve evet, benim direkt olarak çalıştığım bir konu değil. Ama biliyorsunuz Stokin stormlarından falan bahsediyoruz. Bunların hepsi T hücre ile alakalı. T hücrede replike oluyor mu? Doğrusu T hücresine baktıklarını sanmıyorum. Özellikle virüsün bu hücrede replike olup olmadığına. Ama yani COVID genel olarak bu pandemi konuşmak istersek eğer bununla ilgili, bugün ben Asya Pasifik Derneği ile de böyle bir yüz yüze sohbet ettik. Orada Mariana Castel, ki drug alerjilerinde ve bu özellikle COVID ile ilgili çalışmalarda Boston'da bölüm başkanı, hatta enstitü direktörü Karina Dağ vardı. Bir de Ruby Pavankar vardı. Onlarla konuştuk da sohbet başlamadan. Bence bu pandemi döneminde çok büyük hatalar yapıldı. Pandemi atlatıldıktan sonra bizce bu hatalar nelerdi? Her ülke kesinlikle bunu tartışmak zorunda. Yani 100 yıl önceki bir influenza pandemisini biz 3 yılda atlatmışız. 100 yıl önceki. Şu anda COVID pandemisini 1,5 yıl geçmiş. İnsanları evlere kapadık, özgürlüklerine sınırladık. Ama hala da üstesinden gelmiş değiliz. Bu pandemide ne hatalar yapıldı? Yani biz 100 yılda hiçbir aşama kaydetmedik mi? Yani bu pandemide yapılması gereken şey, en acil şekilde toplulukları aşılayıp, tabii bir de mutasyonlarla uğraşacağız şimdi. Çünkü hızlı hareket edilmedi. Virüs mutasyonlara maruz kaldı. Yani bunu da tartışacak çok şey var. Dünya Sağlık Örgütü, yani bu Türkiye ile alakalı söylemiyorum bunu sadece. Bunu dünyadaki her ülke bu konuda ne yapılmalıydı diye bir panel başlatılmalı diye düşünüyorum. Bir panelde tartışılmalı. Çünkü bu pandemilerin sonu gelmeyecek. Bu sadece insan özgürlüklerinin kısıtlanması değil. Bu aynı zamanda ekonomik çöküş getirecek arkasından. Birçok şeyi etkileyecek. Yani ucu sonunda yine bilime dokunacak. Çünkü ülkeler fakirleştikçe, dediğim gibi, en önce kestikleri ödenekler bilimden oluyor maalesef. Dolayısıyla bu bize yansıyacak diye düşünüyorum. Ama yani yapılan hataları konuşmak lazım ki bir daha bu hatalar tekrar etmesin diye düşünüyorum. Evet, doğru. COVID, şu durumda COVID için ülkemizde, Türkiye'de 8 ile 10 milyon arasında bir aşılamaya ulaşıldı. %10'u gibi oluyor. Avrupa'da da benzer durum var. Biz fena değiliz ülke olarak, yüzde olarak. Ama dediğin gibi hakikaten riskli grupları daha çabuk aşılamalıydık. Daha çabuk aşıya ulaşmalıydık. Belki 4 hafta yerine 2 hafta, 3 hafta arayı seçip daha çabuk insanları aşılamalıydık. Şimdi bizim Türkiye'de şehirler renklendirildi. Önce sarı olanlarda, bir hafta içinde turuncu. Turuncu olanlarda kırmızı olma durumuyla karşı karşıya kaldık. Belki daha da gidecek. Ama daha önceden de biz aramızda hep Mart'ın ortasında bir atak daha olacak diye konuşuyorduk. Belki bunu bile bile tahmin ede ede diyelim. Bile bile demeyelim de tahmin ede ede bu açılmanın olması veya burada sessiz kalınması çok iyi olmayacak herhalde. Biraz daha etkisini arttıracak diye düşünüyorum.
haklısın. Yani burada neler yapıldı? Vebada neler yapılmış Avrupa'da, Orta Çağ'da? Değil mi? Ondan sonra İspanyol gribinde neler yapılmış? Şimdi çok, aslında tabii çok daha süratle aşıya ulaşıldı tabii eski döneme oranla, ama yine de biraz geri kaldık herhalde tüm insanlar. Yeter, 100 yıl var aramızda. 100 yıllık doğru. Bir farkta biz 1,5'a neredeyse 2. seneye girdik. Aşı evet. Falan bizim mesela İsviçre'de kantondan kantona değişti aşılama programları. Evet. Örneğin Davos'a 300 tane aşı geldi hepsi. Yani 300 aşıyla evet. Kim aşılanacak? Bazı kantonlar çok geri kaldı ve bir açıklama da verilmiyor yani halka. Nasıl bir program? Biz mesela 8. grupta yer alıyoruz kendi kantonumuzda. Evet. Şimdi Almanya'da pandemiden önceki yıllarda COVID, yani koronavirüslerle ilgili bir salgının ortaya çıkabileceği konusunda düşünceler oluşmuş, çeşitli görüşler yapılmış, hatta hangi suçların bile neredeyse bu pandemiyi yapacağı, nereden yayılacağı konusunda ve nasıl savaşacağı konusunda bazı çalışmalar yapılmış. Bu enstitüler öne geçti Almanya'da. Onların dediklerini dinlediler. Bizde ise daha çok klinisyenler bilim kurulunu oluşturdular. Almanya'da veya Avrupa'da genel anlamda sizde veya sizin ilişkide bulunduğunuz enstitülerde bu tip çalışma, yani herhangi bir pandeminin başlayabileceği veya başladıktan sonra nasıl bir davranış göstermek gerektiği konusunda sizlerden sizlere soru soruldu mu? Veya şu konuda çalışma yapın diye bir baskı oldu mu? İsviçre'de o tür bir baskı olmaz hiçbir zaman, ama şey yaptılar. Ama mesela şöyle olabilir. COVID konusunda ne yapabiliriz? Daha hızlı olalım falan diye. Daha hızlı olalım diye bilemiyorum. Sanırım öyle bir endişeleri yok onların, ama şöyle bir şey yaptılar. COVID ile ilgili araştırma yapmak isteyen enstitüler için özel bir program oluşturdular. Yani foundation kurdular ve buradan para akışı yapılacak, proje bazında desteklenecek dendi. Ama biz çünkü COVID çalışmak için gerçekten tam donanımlı olmak lazım. Bir de biz alerji enstitüsü olduğumuz için çok fazla COVID'e yönelik deneysel çalışma yapmak istemedik. Evet. BSL3 laboratuvarımız olmasına rağmen. Çünkü yani bu çalışmaların çıkması çok zaman alacak Nihat abi. Biz bir enfeksiyon hastalıklarıyla ilgilenen bir enstitü olmadığımız için biz yapmadık. Ama başka enstitüler evet çalışmalara katıldılar. Bunun hemen ilgili olarak sevgili Bülent ve Özge'den iki soru var Mübeccacığım. Çok teşekkür ediyorlar. Pandemi bilim için ayrılan bütçeyi nasıl etkiledi? Devam eden projeler veya yeni projeleri fonlamada sorun oluyor mu diyor Özge. Bülent de benzer şekilde bilimi nasıl etkilediğini, translasyonel tıp hasta görmeyince çok sıkıntı oldu. Ama laboratuvarda olumlu katkısı olmuş olabilir mi diye soruyor. Pandemi tabii ki şöyle etkiledi. Projeler COVID ile ilgili projeler daha ön plana geçti. Yayınlara da bakarsanız ne bileyim alerjiyle ilgili yayınlar geri planda şu anda. Ne bileyim tümörle ilgili yayınlar geri planda. Yani bizde böyle hani moda yayın gibi bir şey olur ya, bir şey moda olur. Şimdi pandemi olduğu için yayınlar, çalışmalar pandemiye kaydı. Yani bu foundationların verdiği paralar da COVID bilimine daha fazla verilmeye başlandı. Dediğim gibi Swiss National Foundation'da özel bir çağrı yaptı bunun için. Bu projeleri daha çok destekleyeceğiz dediler. Tabii ki bu direkt etkilenmeydi pandemi sırasında olan bir şey. Pandemiden sonraki ekonomik düzenlemelerde nasıl etkileneceğiz onu şu anda öngörmek biraz zor. Tabii ülkeden ülkeye de değişecektir bu. Tabii. Hasta grubu olarak bizde şöyle bir etkilenme oldu. Astım bitti. Bitti. biz astımın çaresini bulduk. Fakat enteresandır. Hastanelere daha çok besin alerjileri, daha çok atopik dermatitler gelmeye başladı. Yani bu daha önceden de geliyordu.
gerçekten sayı mı arttı yoksa ne değişti tam anlayamadık doğrusu. Bakalım herhalde Nihat abi astımlar gelmeyince herhalde. Tabii relatif olarak öbürküler artmış gibi oluyor. Fazla gibi oluyor tabii yani doğru. Ama evet. Daha önceden çok sayıda hasta bakardık. Yani poliklinik baskısı var bizde tabii hastanede. Poliklinik baskısından dolayı işte günde 60 hastanın altına düşmek yok. 75 yazacaksın, 2 poliklinik yapacaksın falan filan böyle hep yüksek rakamlar vardı. Sonra bir anda tamam dediler ne isterseniz. Ben şimdi dedim ki 20 hasta dedim. 2'ye böldüm falan böyle. Tamam dediler. Başhekimler çok uysal oldular birden. Bizim dediklerimizi kabul ettiler. Sonra yavaş yavaş arttırma ama tabii bizim polikliniğimizden mesela 3 kişi aynı anda çok yakın zamanda COVID oldu. Hemen yakalandılar. Çünkü biz hasta bazlı, poliklinik bazlı çalışıyoruz. İşte öksürük veya ateş varsa pandemi polikliniğine gidecek. Bize öksürmeyen gelmiyor ki zaten. Hepsi öksürük oluyor. Evet. Ondan sonra biz böyle etkilendik. Sizler de laboratuvarda düşüncelerinizi hep COVID'le ilişkilendirmeye çalıştınız tabii. Değil tabii mi? Yani direkt çalışma yapmasak da indirekt kolaborasyon çalışmaları yaptık. Mesela Wuhan'dan gelen bizimle çalışan postdoc'lar vardı. Onlarla birlikte çalışmalar yaptık. Şimdi evet. Mesela yine Bursa'da Veterinerlik Fakültesinden öğrencimiz var. Onunla aynı şekilde çalışmalar yapıyoruz. Direkt virüsle enfekte etmiyoruz hiçbir şeyi ama dediğimiz gibi alınan hastalığı geçirmiş kişilerden alınan serumlarla çalışıyoruz. Evet. Peki ben Şükrü şöyle bir soru soruyor. Evet, güzel bir soru. Yurt dışında Türk kadını algısı nasıl? Çok teşekkür ediyor, önce tebrik ediyor. Yurt dışında Türk kadını algısı nasıl? Bu konuda bir ön yargı ile karşılaştınız mı? Evet, çok güzel bir soru. Biz tabii buraya 94 senesinde geldik. Cezmi başlamıştı o zaman çalışmaya ilk önce. Dediğim gibi biz 2 yıllığına gelmiştik. Ben ilk Cezmi'yi Deniz'le birlikte ofisinde görmeye gittiğimde bütün Siyah'ta çalışanlar beni görmeye geldiler. Nasıl biriyim ben diye. Tabii ki aslına bakarsanız bu İmaj tabii ki biraz bizden kaynaklanıyor ama biraz da onların cahilliklerinden kaynaklanıyor diyeceğim. İlgi göstermedikleri için yani bizimki gibi bir ülkenin bazıları biliyor tabii ama genel olarak konuştuğumuz için söylüyorum. Türkiye nerededir, yaşam koşulları nedir ilgilenilmediği için tabii ki ona göre de bir imaj oluyor. Bizim Türkiye'den buraya gelen işçi sınıfımızla ilgili bir imajlar oluyor. Zaten onları o şekilde tanıyorlar. Biz çok onlara benzer kültürden geldiğimiz için bizi ayrıştırmıyorlar. Yani bana mesela hiç kimse siz Türk müsünüz demedi şimdiye kadar İsviçre'de. İtalyan mısınız, İspanyol musunuz? Yani Türkiye'den gelmiş olabileceğimi hiç düşünmediler. Algı olarak kötü bir algıyla karşılaştığımı söyleyemeyeceğim. Yani biraz şanslıydık biz o konuda çünkü belli bir akademik seviyenin üzerindeki insanlarla da bir arada olduğumuz için evet yani Günür'ün dediği gibi kariyerimde ne kadın olarak ne de hani bilim yapan bir kadın olarak çok kötü bir şeyle karşılaşmadım gerçekten. Özellikle Avrupa'da. Ben çünkü Davos'un ilk profesör kadınıyım diyebilirim. Yani hem kadın hem ilk üniversite profesörü olan tek kişisiyim o yüzden. Diğer enstitülerde tabii şu anda var. Hatta bir enstitünün başkanı da bayan. Bu iklim değişikliğiyle ilgilenen enstitünün başına bir İngiliz bayan hanım geldi. Bayan geldi. O yüzden de tabii bu imaj yavaş yavaş değişiyor ama dediğim gibi ben kötü bir algıyla karşılaşmadım. Evet. Şimdi ben şöyle sorulara bakıyorum. Özge'nin ve Bülent Şeker'e ondan söz ettik. Nehir Aslan ve Burçin Peken benzer soru gibi bunu soralım. Evet. Türkiye'ye dönmeyi düşündünüz mü? Mübezzer Hocam'a bu güzel sohbeti ve paylaştığı tecrübeleri için çok teşekkürler. Acaba Türkiye'de Siyah gibi bir merkez kurmayı düşünürler mi?
Türkiye'ye dönmeyi düşündük mü? Türkiye'den aslına bakarsanız ayrılmadık. Yani işimizi doğru. Biz burada yapsak da biz Türkiye'den bizi tanıyanlar bilir. Çok sık Türkiye'ye geliyoruz zaten. Çünkü dediğim gibi ailemiz orada. Annelerimiz yaşlandı, özlüyorlar. Biz onları özlüyoruz. Arkadaşlarımızı özlüyoruz. Mümkün olan her fırsatta Türkiye'ye geliyoruz biz. Biz gelemezsek Türkiye'den birileri geliyor bize mutlaka. Şu anda da kaç tane? 4 tane Türk öğrencimiz var şu anda bizimle çalışan. Evet. O yüzden de yani burada çalışmak, çalışma ortamı olarak çok güzel ama gerçekten ülkenizin dışında yaşamak kolay bir şey değil. Yani belki çok genç yaşta çıkarsanız bu size kolay gelebilir ama biz Cezmi'yle buraya geldiğimizde mesleğimizde belli bir aşamaya gelmiş insanlardık. O yüzden de bizi zorladı. Bizi zorladığı gibi kızımızı zorladı. Babaanne, anneanne sevgisinden uzak, o şımartılmadan uzaklaşınca Günnur da Nihat abi de çok iyi bilirler. Bize geldikten sonra misafirleri göndermek çok büyük eziyet olurdu bize. Çünkü kızımız havaalanını inleterek ağlardı gitmesinler diye. Kolay değil yurt dışında yaşamak. İnsanı çok yıpratıyor. Türkiye'nin her şeyini çok özlüyorsunuz. Tabii siz yaşarken o çarkın içinde çok eleştiriyorsunuz. Ben de hepinize katılıyorum bu eleştiriden dolayı. Tabii ki burada yaşıyoruz biz. Hani niye bu kadar özlüyorsunuz? Yani yaşamayan bilmez herhalde diye söyleyeceğim. Tabii ki bizim hani oradan bakınca yaşamımız bilim açısından, her şey açısından güzel diye düşünüyoruz ama valla bizim yazlık evimizde, kışlık evimizde Türkiye'de arkadaşlar. Yani evet. Sadece bunu söylemek istiyorum. Bizler de burada her zaman sizi bekliyoruz. Evet ama yani bir enstitü kurar mıyız? O biraz şüpheli. Dediğim gibi enstitü kurmak kurarsınız ama onun idamesi, o proje bazında paralar bulmanız, bunların hepsi çok zor şeyler. Yani bunu yapmak isteyen gençlere destek olmak isteriz tabii ki ama bu gençlerin yapacağı bir şey. Bizim için biz sadece destek olabiliriz. Her anlamda destek olabiliriz. Peki. Nihat abicim, arada bir soru var. Hülya Erboğa sormuş. Hocam, Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Ben yüksek lisans öğrencisiyim. Ben de o şanslı gençlerden biri olmak için ne yapmalıyım diyor. Şanslı gençlerden biri olmak için eğer yurt dışında çalışmak istiyorlarsa yabancı dilden başka önemli olan hiçbir şey yok diyebilirim. Çünkü kendinizi ifade etmeniz lazım. Çalışacağınız laboratuvarda ilişki kurmanız lazım o insanlarla. Kongreler bunlar için çok büyük avantajdır bu tür durumlar için. Gelen yabancı misafirlerle sohbet edin. Benim gözlemlediğim hep bu. Bizim öğrencilerimiz çekinik davranıyor, utangaç davranıyor ve yabancı hocalardan hep kaçıyorlar. Halbuki bu kongrelerin düzenlenme amacı, bu yabancıların çağrılma amacı öğrencilere yeni bir kapı açmaktır. Yani biz bu kongrelere bu kadar masrafı, bu kadar çabayı boşuna yapmıyoruz. Hepinizin, gençlerin özellikle ilgi gösteren, isteyen öğrencilerin kendine güvenip ya da ne bileyim yani beni tanıştırır mısınız diye gelebilirsiniz her zaman. Bence istedikten sonra şanslı öğrencilerden biri olabilirsiniz. Evet, istemek birinci basamak oluyor. Evet, sevmek, istemek, ısrar etmek. Peki, Dilek Askur'un ilginç bir sorusu var. Hem alerji, immünoloji ortak düzenlediğimiz bu toplantıda, ilerleyen zamanlarda alerji ve immünoloji alanında yapay zekanın etkilerini nasıl hissedeceğiz diye soruyor. Yapay zekanın etkilerini nasıl hissedeceğiz? Valla Dilek'ciğim ben de bilmiyorum nasıl hissedeceğiz. Umarım hissetmeyiz. Zaten bizim alanımızda biliyorsun yapay zeka değil ama gerçekten çok ilerlemiş aletlerle çalışıyoruz biz. Ama yine de dediğim gibi zaten bilimde gittiğimiz yön anlaması zor. Çıkan datayı analiz etmesi zor biliyorsunuz. Single cell analizinden tutun da
O-Links datalarıyla boğuşuyoruz ve elde ettiğimiz data çok büyük. Tabii bunları yapay zeka dediğimiz işte bioinformatikçiler programlara sokuyorlar bu dataları. Ondan sonra da bize anlamlı bir şeyler çıkıyor. Ama bunları yaparken biyolojik soru özellikle insan çalışmalarında bireysel farklılıklar bir algoritm oluşturmayabilir ama tek tek örneğin immünoterapi çalışmasında biliyorsunuz ne kadar çok değişken ortaya çıkıyor. Kişiden kişiye alınan immünoterapi cevapları çok farklı oluyor. Yani umarım çok fazla uzaklaşmayız. O biyolojik sorular çok önemli bizim için ve onlara aldığımız cevaplar ve bunların mantıklı şekilde düzenlenmesi bizim için önemli. Değil Tabii mi? Büyük data analizleri çok büyük sorun olacaktır ileride diye düşünüyorum ben. Burada ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şimdi hep bu algoritmalar, yapay zeka algoritmayı kullanıyor. Algoritmalar her şeyi çözecek. Gibi işte doktorluğa gerek kalmayacak. O kadar kolay değil o iş. Neden öyle? Çünkü her şey siyah, her şey beyaz değil. O kadar fazla tonu var ki ve siyah gördüğünüz şey bir anda beyaza değişiveriyor. Canlı çünkü. Biyolojik olaylarda o kadar kolay değil o iş. Bir şey öğrendiğimi zannediyorsunuz, farklı yönünü gösteriveriyor. Kaya Hoca bunu derdi. Kaya Hoca ile seminer yaptık. Öyle ufuk açıcı konuşurdu ki bir reseptör buluyorsunuz, hemen o reseptöre saldırıyorsunuz. Bununla meseleyi çözdüm, çekiveriyor reseptörü içine. Başka bir tane çıkarıyor, hiç tanımadığın bir yerini. Biyolojik olaylarda yapay zekanın değil, belki big data'nın her şeyi global bakarsan bir şeyler görebilirsin. Ama öyle algoritmalarla bir yere, tıpta bir yere varılacağını ben hiç zannetmiyorum. Varmış gibi düşüneceksin, bir anda bir vaka çıkacak, bu ne ya diyeceksin. Düşündüğüme çok ters oluyor diyeceksin. Evet abi de biliyorsunuz alerjik hastalıklarda artık precision medicine dediğimiz kişiye özel tedaviler söz konusu. Yani kesinlikle. Bu işte bu algoritmaların çok böyle herkese hitap etmeyeceğini, her kişinin alerjik yanıtının farklı olabileceğini bize gösteriyor tabii ki. Belki bir de şunu söylemek lazım Mübeccel. Şimdi dergilerde hepimiz review'ları inceliyoruz veya yazıları inceliyoruz. Hakemlik yapıyoruz. Şimdi eskiden olgu, çok sayıda olgu gelirdi. Hakikaten onlar da bir kestik şimdi. Olgu artık biz de kabul etmiyoruz bizim Bursa'daki derginize. Ben birkaç tane derginin öyle editörlüğünü yapıyorum. Fakat şimdi o kadar enteresan olgular geliyor ki yani bunun yayınlanması lazım. Çünkü burada hiç düşünmediğim bir şeyler gelişiyor. Olguya bakmayı, biz şimdi bütün vakaları toplayıp bir yorum yapmayı hedef haline getirdik ama olguları unutuyoruz. Oysa olayın bir bireysel yönü var. Onun bulunduğu çevre, onun bulunduğu sosyoekonomik düzey, aile ortamı, şehir ortamı, hava kirliliğinin bulunduğu yerde veya başka yerde yaşamının o kadar farkı var ki siz şimdi Bursa gibi yerde aslında hava kirliliği var fazla. Bakıyorsunuz astım kontrol testi yaptırdık bizim asistanlara astım kontrol testi yaptık. %50 pozitif yani %50 kontrol altında. Allah Allah niye böyle yanlış mı yaptık acaba? İyi soruyorum. O kadar çık. Bu astım arttırıyoruz. Diyoruz ki tamam bunu işte şey vereceğiz. Kortikosteroid, inhale kortikosteroid dozunu arttıracağız. Arttır. Sen asıl onun çevresini düzeltemezsen mümkün değil. Yani hava kirliliğiyle baş edemezsen astımdan baş etmek mümkün değil. Bak eve kapadık insanları şimdi. Astım falan kalmadı. Özür dilerim. Fakat çok güzel sorular sormuşlar. Nihat abi siz hastalara bundan sonra birer maske de önerin. Evet. Defolasyon sezonunda maskeyle dolaşsınlar. Evet o zaman da gripte olmayacaklar. Evet. Şimdi daha fazla söyletme. Hasta kalmayacak sonra. Bülent Tandoğan'ın bir sorusu var. Avrupa, Amerika ve Türkiye bilimsel çevrelerini değerlendirdiğinizce sizce en önemli fark nedir? Gene bir zor soru. Çok tabii geniş kapsamlı bir soru. Şimdi Amerika
Amerika, Avrupa ve Türkiye. Valla Bülent ne demeyi istiyor bilemiyorum. Yani hani deveye sormuşlar boyunun neden eğri diyor da nerem düzgün demiş. Yani hani Türkiye'deki sadece bilim alanında değil ki birçok alanda zaten sorunlar yaşıyoruz. O yüzden Bülent bu konuda çok daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Zaten bütün konuşmamız boyunca bunlara değindik. Yani bilimsel düşünceden tutun da birçok şeyde ben bununla demek istemiyorum ki Türkiye'de hiç bilim yapılmıyor ve yapan arkadaşlarımı o kadar çok takdir ediyorum ki yani bu kadar büyük zorlukların içerisinde bir şey yapmaya çalışıyorlar ve yapan bölümlerde azımsanacak gibi değil ama gerçekten gereksiz zorluklarla uğraşıyorlar. Yani insanı çok yıpratıyor bunlarla uğraşmak. Yaratıcılığınızı elinizden alıyor. Ya enerjinizi sömürüyor diğer sorunlarla uğraşmak. O yüzden bence Türkiye'deki bilim insanları çok zorlanıyorlar. Evet, bir de Türkiye'deki çok güzel beyinleri yurt dışına kaçırdığımızı da söylememiz lazım. Gerek Avrupa'da gerek Amerika'da çok başarılı Türk bilim adamlarının olduğunu, bilim kadınlarının olduğunu da hatırlamamız lazım. Herhalde oradaki imkanlara sahip olsalar Türkiye'de de aynı şekilde daha fazla yol alınabilir diye ben de düşünüyorum Hümbeciğim. Tabii ki. Deniz Ümit Çağdaş'ın sorusunu soralım mı? Hangisini? Ümit Murat Şahiner, Ümit sormuş. Araştırma fonlarında son yıllarda artış mı, azalış mı var? Sizce bunun nedenleri nelerdir? Araştırma konularında. Fonlarında. Fonlarında, pardon. Araştırma fonlarında artış mı? Araştırma fonlarında tabii ki bir azalma var biliyorsunuz. Avrupa'da da bir takım ekonomik sorunlarla karşılaşıldı. Şimdi tam hatırlayamayacağım ama İspanya örneğin çok büyük bir krizden çıktı. O kriz boyunca da çok büyük kesintileri oldu benim İspanyol postdoklarımızdan aldığım habere göre ama onlar düze çıkmak üzere. Aynı şekilde bu ekonomik krizler tabii ki fonları da etkiliyor. Örneğin İsviçre Avrupa Birliği projelerinden çıktı biliyorsunuz. Daha doğrusu Avrupa Birliği'nden çıktığı için Gümrük Birliği'nden bizi projelerden de dışarıya çıkardılar bu arada. Her ne kadar İsviçre hükümeti biz Avrupa Birliği projelerine katılan İsviçreli araştırmacıların fonlarını kendimiz ödeyeceğiz demelerine rağmen tabii Avrupa Birliği'nde bir güvensizlik oluştu İsviçre'ye karşı ve bizi tekrar bu projelere almakta ya Avrupa Birliği projelerine almadılar. Avrupa Birliği projeleri ne kadar başarılı? Yani tabii Horizon 2020 başarılı bir sürü de şey yapıyor. Yeni kollar, yeni çağrılarda bulunuyor proje bazında. Ama gerçekten bir bilim insanı olarak belli bir yerden bir fon edinmeniz lazım. Yoksa sürekli proje yazmak da yoruyor insanı. Yani biz o konuda biraz daha şanslıyız. Çünkü 3 yılda bir yazıyoruz bu fonlarımızı, projelerimizi. 3 yıl boyunca zaten sizin biliminizi destekleyecek bir para vermeye çalışıyorlar. Onun dışında dediğim gibi ekstra olarak firmalara Novartis'in projesi oluyor. Ne bileyim başka foundation'ların da projeleri oluyor. Onlara da yazıyoruz. Ama genel olarak bir fonlarda azalma var. Evet. Sinem'den güzel bir soru var. Nihat abiye soracağım. Nihat hocam, bilimsel katkılarınıza ek olarak kadınlara naif yaklaşımınızı da bizlere bu güzel sohbette hissettirdiniz. Hep öyledir Nihat abim. Siz bilimde kadın için bizleri motive edebilir misiniz? Nasıl edeceğiz? Bak, Bencan dedi ki zor soru geldi. Edeceksiniz dedi. Zor soru geldi. Çalışmadığımız yerden. Yani seveceksiniz dedim. Bilimi seveceksiniz. Bilim o kadar kolay değil. Ondan sonra ısrarcı olacaksınız. Sabır edeceksiniz dedi. Ve kendinizi tanıtacaksınız. Çok işin peşinde koşacaksınız. Onu bunu tanıyacaksınız. Bizim yaptığımız kongrelerde ben hep Cezmi ile Mübecceli konuşmalarından sonra hemen bir araçla onların tabii çok farklı bir yönü var. Bölgedeki arkeolojik alanları,
güzel yerleri sevmeyi, görmeyi, gezmeyi çok çok severler. Bir araç bulup içlerinde yabancı konukları da ekleyerek, Cezmiye ve Mübeccel'in onlar çok iyi dostları çünkü, yabancılarla bizim gençleri de aralarına vererek birkaç kişiyi, hadi gezdirin bakalım, biraz İngilizce konuşun, biraz ne yaptığınızı anlatın, biraz ne onların ne yaptığını sorun diye hep yönlendirmeye uğraştım. Her kongrede yaptım bunu. Bizim Çocuk Alerji Derneğimizin yaptığı kongrede, Alerji Minoloji Derneği'nin yaptığı kongrede hep bunları gerçekleştirmeye çalıştım. Buradaki amacım gençlerle diğer bilim insanlarını, diğer ülkelerdeki bilim insanlarını, bilimsel yönden düşünmeyi öğrensinler, onlarla tanışsınlar. Sonra kongrede karşı karşıya kaldıklarında daha önceden bir tanışmış olduğu kişiyi görünce insan daha farklı yaklaşıyor. Çok daha rahat soru sorabiliyorsun. Onları yakından tanımak ve bu yönden de Mübeccel'in bize çok katkısı oldu. Onun için de bir kez daha teşekkür etmek lazım. Tüm Türkiye'deki akademisyenler, genç arkadaşlar için. Kadınlarla ilgili bir soru var. onu sorayım mı? Dinlemesi çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Covid-19'u en iyi yöneten ülkeler arasında ilk üçte yer alan İzlanda, Yeni Zelanda ve Tayvan gibi ülkeler kadınlar tarafından yönetiliyor diyor. Bak ben bilmiyordum bunu. Görüyor musun? Evet. Onlar da soruların içinde de vardı bu Mübeccel'cim. Başarılı kadınlarda. doğru gerçekten. Evet. Çok güzel sorular oldu tabii. Bunlara çok daha sormadığımız sorular var hakikaten. Özellikle Bülent Tandoğan'ın çok soruları var ama Bülent'le siz ayrı bir toplantı yapmak lazım. Çünkü bilimsel alanda da çok soruları var. Kusura bakma Bülent, onların hepsini aktaramıyoruz. Biraz COVID ağırlıklı sorular var. Evet. Bak. Güzel bir soru. Hangisini Bülent kavuşturan, çok Bülent var bu gece Bülentler, araştırma konularının seçimi nasıl yapılıyor, popüler hastalıklar mı seçiliyor yoksa ilaç firması ya da sponsor teyleri mi belirleyicidir diyor. Bu da ilginç bir tabii soru. Tabii ki bu da güzel bir soru. Projeler nasıl oluşuyor, bir kere öncelikle şunu söylemek istiyorum, bizim enstitümüz alerji ve astım üzerine, biz gelmeden önce de çalışmaları olan ve böyle tanınan, zaten İsviçre Astım Alerji Enstitüsü diye tanınan bir enstitü. O yüzden de projelerimizi alırken, araştırmalarımızı yaparken zaten bu hastalığa biz hitap edeceğiz ya da bu hastalığın mekanizmalarına bakmak istiyoruz diye başladık. Bununla sınırlı kalıyor mu? Kalmıyor tabii ki. Bizim enstitümüzde değişik departmanlar var. Kimisi mesela alerjenleri ayrıştırıp tanımlayan moleküler alergoloji dediğimiz departman var. Şu anda proteomics ile ilgili olan var. T hücresi, B hücresi bazında çalışıyorduk ama biz genelde hücre bazında çalışmıyoruz. Biz normalde bir hastalık modeliyle ilgili çalışıyoruz biliyorsunuz ama bunun yanı sıra eğer bazı hücrelere ağırlık verdiysek bu da projeyle alakalı oluyor genelde. Genelde firmalar bizden proje istiyorlarsa eğer bize sadece bazı mesela Allergopharma ile yaptığımız bir çalışma vardı. Antijene spesifik, daha doğrusu immünoterapi alan hastalarda antijene spesifik hücrelerin değişikliğine bakmaktı. Bu çalışmalar yapılırken firmalar bize sadece para sağlıyorlar. Onlar bize proje veriyorlar. Ama bunun dışında firmanın hiçbir şekilde çalışmaya müdahale etmesi söz konusu bile olamaz. Bunun dışında eğer kompantlarını çalışmamızı istiyorlarsa aynı şekilde kompantlarını insan hücrelerinde çalışırız ama bunlar kapalı projelerdir. Yani çalışma bitene kadar açılmaz zaten bunların kodları. O yüzden ne firma bunu bilebilir ne de biz bilebiliriz. Ancak kodlar çözüldüğü zaman biliriz. Onun dışında immünoterapi çalışmalarında biliyorsunuz double blind çalışmalardır. Kimisi şeyi alır, gerçek
aşıyı alır, kimisi almaz. Bunların hepsi de dediğim gibi çalışma bittiği zaman ortaya çıkan çalışmalar oluyor. Biz bir enstitü olduğumuz için bu konuda bizim başka türlü bir şeyimiz var. Yani enstitünün çalışmalarına müdahale etmek çok mümkün değil. Yani bize şunu çalışacaksınız demezler. Genelde dediğim gibi enstitünün verdiği sonuçlar da çok önemlidir. Çünkü bağımsız olduğunu bilir zaten bu çalışmayı veren firmalar. Evet. Güzel bir soru var. Yavaş yavaş bitirelim mi diye düşündüm ama 21.15 olmuş. Bu konuda Mübeccel'in çok geniş bilgisi vardır. Kalem kağıt hazırlayıp hep beraber yazmaya başlayalım diyeceğim. Sevgili Pamir Çelçi sormuş. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Mübeccel hocam bazı akşamları film izlediğinden bahsetmiş. Bize bir film önerisinde bulunabilir mi? Evet. Güzel bir soru. Evet. En son sanıyorum Tom Hanks'in bir filmini seyrettik. The News of America'ydı yanılmıyorsam. Güzel bir filmdi. Hı-hı. Evet, izleyebilirsiniz. Güzel bir film. Tamam. Mübeccel Gezme film America. Seyretmeyi çok severler. Çok güzel de evet. Bir film seyretmek için odaları var. Çok eskiden beri her gittiğimizde orada farklı farklı filmler seyrederdik. Çok da büyük zevk alırdık ama onlar bütün filmlerin o hangisi güzel, hangisini seyretmek lazım. İşte hep yol gösterici olmuşlardır. Onun için söyledim. Hani liste kabarık olabilir diye. Aslına bakarsan bazen enstitüyü çağırıyorum. Mesela diyorum ki sadece kızlara diyorum film gecesi yapıyoruz diyorum. Oğlanlar tabii kızıyorlar biraz buna. Niye bizde? Ben de diyorum ki evin kapasitesi belli yani. Hepiniz bir de şimdi pandemi sırasında olmuyor ama bizim Türkiye'den gelen arkadaşları çağırıyoruz. Onlarla da izliyoruz. Evet yani çünkü sosyal hayatımız çok sınırlandığı için bu pandemi sırasında yine de böyle yemek davetlerinden vazgeçmiyoruz. Çünkü bizim enstitüde her hafta PCR testi değil de tükürük testinden COVID testi yapılıyor. O yüzden de kimsenin pozitif olmadığını da bildiğimiz için biraz daha içimiz rahat. Yani 5 kişiyi geçmeyen toplantılar yapıyoruz. Bir şey evet. Daha söyleyeyim. Ama testini kullanıyorsunuz demek ki. Evet. Evet. Tamam. Nihat abicim bir şey daha söyleyeceğim burada davet deyince. Şimdi tabii Alerji Derneği'nin üyeleri de, İmmünoloji Derneği'nin üyeleri de hem Mübeccel'in hem de Cezmi'nin Türklere verdiği katkıları çok iyi biliyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ama bir özellikleri daha var. Her Davos'a giden muhakkak bir yemeğe gider Mübeccel'lere. Değil mi Mübeccel'cim? Ve evet. Mübeccel'in o güzel sofrasını, o yemeklerini yemek ayrı bir zevktir. Onun için ben şöyle diyorum, başarılı bilim kadını laboratuvarda başarılı, mutfakta da başarılı. İkisi arasında bir denge var mı acaba? Valla aslına bakarsan öğrenci olurken önce mutfağa sokmakta fayda var diyorum ben. Mutfağı iyi olan laboratuvarda da çok laboratuvarda iyi olur. Evet. Bu fırsatı yani, kaçırmayın gençler diyorum size. Evet. Hem laboratuvarı hem de Mübeccel'in yemeklerini. Doğru. Çok teşekkürler. Nihat abicim buyurun çok uzun konuştum. Zaman su gibi aktı. Evet. Türk İmmünoloji Derneği Başkanı Barbaros ve önceki dönem Başkanı Yunur çok teşekkür ederim her ikinize de. Ulusal Alerji Derneği Başkanı sevgili Bülent Şekerel Hoca çok teşekkür ederim. SİAP'a giden gençler çok şanslılar çünkü orada Mübeccel var ve Cezmi var. Ben de Mübeccel'i ve Cezmi'yi öğrenciliklerinden beri tanıma şansı bulduğum için çok şanslıyım. Çok farklı insanlar. Hem bilimsel hem sosyal yönden size ufuk açan insanlar. Hep yanlarında bulunun bu iki insanın. Birlikte geziler yaptık. Yapıyoruz da hala. Onlar hayır. Kızlar gezisine çıkıyorlar. Ama biz erkekler gezisine çıkamıyoruz. İzin vermiyorlar çünkü. Biz de peki diyoruz. Katlanıyoruz. Çok çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum her iki arkadaşıma evet. Da. Mübeccel'e özel teşekkür ediyorum. Bize çok naif bir şekilde anlattı. Bilimi nasıl olması gerektiği konusundaki tüm düşüncelerini anlattı. Gençler için umarım bu yaptığımız sohbet yol gösterici olacaktır.
Ben de çok teşekkür ediyorum Nihat abicim. Size, sevgili Mübeccel'e, sizlerle birlikte olmak her zaman hakikaten büyük bir zevk benim için de. Bu şansı da böylece sevgili Alerji ve İmmünoloji Derneği üyeleriyle birlikte paylaşmak da ayrı bir zevk oldu. Dernekler arası böyle bir işbirliğinin başlaması da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta da söylediğim gibi inşallah daha güzel aktiviteleri yine birlikte düzenleriz. Bugün bir ekleme yapayım. Bugün biz Çocuk Alerji Derneği olarak da bir toplantı yaptık. 18'de başladı. Nermin'le birlikte, Nermin Hoca'yı biliyorsunuz, Profesör Doktor Nermin Güler'le birlikte Nurhan Hanım'ı tıp tarihi, İstanbul Tıp Fakültesinden tıp tarihi hocası, emekli hocası Nurhan Hanım'ı ağırladık. Orada bize yaklaşık bir saat boyunca Doktor Safiye Ali'yi anlattı. İlk Türk kadın hekimi. Ne zorluklar çekmiş, ne zorluklarla tıp okumuş, yurt dışında okumuş, Türkiye'de okuyamamış, almamışlar çünkü kadın olduğu için, kız olduğu için. Avrupa'ya gitmiş, orada okumuş, dönmüş, pek çok çabalar harcamış, kendini kabul ettirmiş. Sonrasında yeniden Almanya'ya dönmek zorunda kalmış ve Dortmund'da vefat etmiş. Onu anlattı bize ve Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların çektiği çileden söz etti. O dönemler çok zor dönemlermiş, bu dönemleri gelmişiz. Cumhuriyet sayesinde gelmişiz. Cumhuriyetimizi çok iyi korumalıyız. Özellikle kadınlar için bu çok daha önemli gerçekten. Ben bitirirken bir kez daha Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Ben bir küçücük bir şey söylemek istiyorum. Yani bunu hep bu konuşmada söyleyeceğim demiştim. Şöyle, biz hepimiz çalışan kadınlarız ama çalışan kadın, evde çalışan kadın. Hepimiz iyi çocuk yetiştirmeliyiz. Sevgi dolu çocuklar yetiştirmeliyiz. Bencil olmayan, masada tabağını, yemeğini kendisi koyan, tabağını alıp yıkayan ya da bulaşık makinesine koyan, paylaşmasını bilen, çocuk yetiştirmek her istediğini vermek değildir. Aksine sorumluluk vermek, hayvan sevgisiyle büyütmek, bunlar çok önemli sorumluluklar. Bence böyle çocuk yetiştiremiyorsak herkesin de çocuk yetiştirmesi gerekmiyor diye düşünüyorum. Evet, Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun ama bizim yapacak çok şeyimiz var. Gerçekten sonuçta şikayet ettiğimiz ortamda o çocukların da hepsini biz yetiştiriyoruz. Yani bilinçlenmek çok önemli. Evet, ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Nihat abicim, biz birinci sınıftayken siz beşinci sınıftaydınız, yaramaz beşinci sınıflardınız. O zaman tanışmıştık, o zamandan beri de çok güzel arkadaşlık ettik birbirimize. Biz tabii sizden çok şey öğrendik. Sizin içinizdeki o çocuk bizi hep çok mutlu etti. Yani siz bize çok güzel şeyler söylediniz ama biz hem sizinle hem Demet'le birlikte yaptığımız seyahatler, paylaştığımız her an çok keyifli. Gülnur benim olsun ama bir tane olsun, iki tane olsun diyebileceğim dostum. Onlardan çok olmuyor her zaman. Arkadaşlığımız çok eskiye dayanıyor, dostluğumuz çok eskiye dayanıyor. Bu sohbeti sizinle yaptığım için çok mutlu oldum. Ama dediğim gibi Barbaros'a, sevgili Barbaros'a, Bülent'e, Özge'ye çok çok teşekkür ediyorum bu davetleri için ve çaba harcadıkları için. Ayrıca bizi burada dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Evet, çok tekrar teşekkürler herkese. Tekrar görüşmek üzere. Tekrardan sevgiler, görüşmek üzere. Selamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağlıklar.